İyi Parti grubu adına Sayın Behiç Çelik, buyurun. Sayın milletvekillerimiz, arka arkaya da oylamalarımız olacak. Sayın milletvekillerinin genel kurulu terk etmemelerini rica ediyorum. Buyurun Sayın Çelik. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, böyle gergin bir ortamda huzurlarınızdayım. Aslında hepimiz birbirimize muhtacız ve aynı milletin evlatlarıyız. Özellikle parlamentonun birbirleriyle parti gruplarının münasebetlerinde olağanüstü dikkatli olmaları iktiza ediyor. Çünkü buradaki her olumsuz hareket fiziki ya da söylem anlamında topluma çok daha kötü bir şekilde yansıması görülebilir ve toplumumuz da gerilirse bunun önüne nasıl geçeceğimizi o zaman kara kara düşünmeye başlarız. Değerli milletvekilleri, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup önerisi üzerine söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konumuz Suriye. Suriye deyince Orta Doğu'yu, Doğu Akdeniz'i bütünüyle ele almak konunun anlaşılması açısından oldukça önemlidir. Bu coğrafya kesintili de olsa 1000 yıllık Türk egemenliğinde kalmıştır. Sadece 400 yılı Osmanlı egemenliğidir. Bu coğrafya Haçlı seferlerini ve Haçlı hakimiyetini görmüştür. 19. yüzyılda emperyalist ve kolonyalist saldırılara muhatap olmuştur. Bu saldırılar halen devam etmektedir. Bu coğrafya 2000 yıl geçtikten sonra 20. yüzyılda 1948 yılında İsrail'in kuruluşunu da görmüştür. Bu coğrafya 21. yüzyıl başlarında yeni tip emperyalizme ve globalizme, algı yönetimine, teolojik dönüştürmeye tanıklık etmektedir. Yeni tip ideolojiler ve emperyalizm bu coğrafyada demografik operasyon ve etnik temizlik de yapmaktadır. Peki tüm bunlar olurken iktidar ne düşünüyor? Bir kere bugünkü Suriye sonuç, dünkü Suriye sebeptir. Dolayısıyla BOP sebeptir. BOP bölge için ne öngörüyor? Gözyaşı, kan, etnik temizlik, parçalanma, dinsel ve mezhepsel savaşlar öngörüyor. BOP İsrail'in ebedi güvenliğini istiyor ve BOP'a karşı olmak Türkiye taraf olmaktır. BOP'a taraf olmaksa İsrail'e, ABD'ye, Rusya'ya, kısaca emperyalizme hizmet etmek demektir. Değerli milletvekilleri, Türkiye'de 5,3 milyon Suriyeli vardır. Toplam düzensiz göçmen sayısı Türkiye'de 7 milyondur. Suriyeliler ensar ve muhacir söylemiyle adeta ülkemize çağrılmıştır. Şimdi başımız belada ve bu atom bombası gibi bir demokrasi bombasını önümüze koymuştur. Ve Sayın Özdağ'ın dediği gibi bu aynı zamanda bir kavimler... Tamamen sözleriniz lütfen. Ben tutup burada Kobani'ye peşmergenin sokulması, Süleyman Şah Türbesi'ni nasıl kaçırıldığını, irticai gruplara desteği anlatmak istemiyorum. Ancak Suriye'de bir savaş pozisyonuna girmemiz bekamız için, milli çıkarlarımız için kesinlikle uygun değildir. Daha büyük paylaşım savaşlarını bu tutum tetikleyebilir. Bunun vebali de ağır olur. Değerli arkadaşlar, aslında söylenecek çok şey var ama bu gerginlik ortamında ben sözümü burada bağlarken Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup önerisine katıldığımı ifade ediyor. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmemiştir.